Merhaba arkadaşlar. Bugün çok koşullu kara mantık yapısıyla devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde yaptıklarımıza şöyle bakarsak, burada doğrusal mantık yapısına göz attık. Onunla ilgili konuştuk. Ardından kara mantık yapısı. Buradan tek koşullu yapılardan bahsettik. Kara mantık yapısında şimdi de çok koşullu yapılara geldik. Çok koşullu yapılarda da düz mantık, pozitif mantık ve negatif mantık var. Şimdi aslında böyle söylemek yerine direkt uygulamaya geçince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi düz mantık ile çalışan kararlarda bütün koşullar test edilir. Şimdi şu şekilde. Şurada bir ifade var, şart var. İki tane şart kontrol ediliyor. Yaş değeri 18'den büyük mü? Ve büyükse ve yaş değeri 65'ten küçükse. Burada her ikisinde kontrol edilmesi gerekiyor. Öncelikle ve ifadesi varsa her ikisinde doğru olması lazım ki şu genel olarak şartın if'ten sonra yazılan kısım şarttı. Bir önceki derste hatırlıyoruz bunu. Şöyle göstereyim. If'ten yani eğer'den sonra yazılan kısım şart. Koşul. Burada illa bir tane koşul olmak zorunda değil. Burada iki tane koşul birden var. Bu ikisinin birden genel olarak sonucu şu ana tek bir koşul bunun genel sonucu olarak çıkıyor. İkisinde bakıyoruz sonucuna. Bunların genel olarak ikisinin sonucu doğru olursa şu doğru kısma girer. Yanlış olursa yanlış kısma gelir. V'nin böyle bir özelliği var. V'yi bir elektrik devresine benzetebiliriz. Şöyle şurayı bir büyütelim. Şuradan bir kalem alalım. Şöyle düşünebiliriz V için arkadaşlar. Şöyle bir çizim yapalım. Şurası eksi, şurası artı. Şurası birinci anahtar, şurası ikinci anahtar. Buraya S1 diyelim, şuraya S2 diyelim. Şuradaki AND ifadesi V'nin karşılığı bu şekilde olur. Hemen kalemimizi değiştirelim, maviye geçelim. Şimdi burada bu S1 anahtarı açık durumda, S2 de açık. Buradaki S1 anahtarı şurası, S2 anahtarı da burası gibi düşünün. Şimdi şu S1 anahtarın kapalı olma durumu, bunun true olma durumu. S2'nin de kapalı olma durumu, yani şu şekilde kapalı olma durumu, bunun true olma durumu. Şu lamba ne zaman yanar? S1 ve S2 ikisi de kapalı olduğunda lamba yanar. Yani ikisi de true olduğunda genel olarak sonuç doğru olur ve şu bizim ifademiz true döndürür. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki şöyle baştan geri alalım. Benim S1 anahtarım açık. Yani şurada açık olması da false demek. Şöyle kalsın. Kalemimizi alalım. S1 için konuşalım. Açık false demek. Kapalı true demek. Şimdi şu an S1 de açık, S2 de açık. Her ikisi de açıksa her ikisi de false demek. Bakın her ikisi açık olunca ne olmuyor? Lamba yanmıyor. Ne olması lazım lambanın yanması için? S1'in tek başına kapalı olması da yetmiyor. Yani sadece bu true olsa, yani kapalı olduğunda true oluyordu. Açık olunca false oluyordu ya. Bu kapalı olsa, true olsa, S2 açık false olsa olmaz. Yine yanmaz. Ne olması lazım? Her ikisinin de kapalı yani true olması lazım. O yüzden şuradaki if'in içinde şurada verilen koşulların her ikisinin birden de true olması lazım ki genel olarak sonucumuz doğru olsun. Yani lamba yansın. O yüzden burada V ifadesi varsa V'nin sağında ve solunda ne varsa ikisinin de true olması lazım ki sonucun true olması lazım. Şurada gördüğünüz elektrik devresine benzetebilirsiniz veya çarpmaya benzetebilirsiniz V'yi. False sıfırdır. Bu AND işaretini de bir çarpı olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir tanesi çarpmada sıfır olursa ne olur? Genel olarak işlem sonucu sıfır olur, yutan elemandır.
O da false demek. Şimdi buradan iptal edelim bunu. Kapatalım. Devam edelim. Şuraya bakalım. Bu sefer burada şunu söylemiş bize. Yaş değeri 18 de eşit değil. Bakın 18'den büyük yani 19, 20, 21 ve bu alt sınır. Üst sınır da 65'ten küçükse 64, 63, 62. Yani buradaki aralık 19, 20, 19'dan başlayıp 64'e kadar giden aralıktır. Eğer buysa ücret 20 TL'ymiş. Eğer yaş aralığı 65'ten büyük veya 65 eşitse ücreti 10 TL'ymiş. Pozitif mantığa gelelim. Şimdi bu yapı kullanımında genellikle bilgisayardan koşulun doğru olması durumunda, şartın doğru olması durumunda işlem yapılması yanlış olmuyor. Yani doğru olduğunda şu işlemi yap, bir işlemimizi yap. Yanlışsa farklı bir karar ver. Şimdi tekrar söyleyeyim. Pozitif mantık da şu. Eğer bizim sorguladığımız o koşul doğruysa işlemini yap. Karışma. Eğer yanlışsa hadi bakalım bu sefer farklı bir karar ver. Yanlışsa, yanlış olma durumu için konuşuyorum. Acaba şu şekilde mi diye tekrar bir sınama yapabiliyoruz. Doğruysa işlemini yap bırak. Eğer yanlışsa yeniden bir sınama işlemine tabi tutuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Hemen yine uygulamamızı açalım. Şöyle. Eğer ki yaş 18, 10 olsun yaşımız. 10, 18'den küçük olacağı için ne olur? 10, 18'den küçük olacağı için şart sağlanır. Yaş 10 olsun. 10, 18'den küçük olduğu için sağlanır şart. Ve ücret 15 yapılır. Biter. Şu an sıkıntı yok. Peki. Yaşımız bizim 20 olsun. 20, 18'den küçük veya eşit mi? Hayır. O zaman şuraya gelmez. Şart sağlanmadı. Sağlanmayacağı için denden sonraki kısım değil, else'den sonraki kısma gelir. Bu sefer buraya bakar. Bu sefer der ki yaş 65'ten küçük mü? 20 vardı. 20. 65'ten küçük mü? Evet. O zaman şuraya gel. Ücret 20 TL. Else'ye girmez. Bu kadar. Çoklu pozitif, çok koşullu pozitif mantıkla bu şekilde. İşlem ilk başta sorguladığınız şart doğruysa işlemini yap. Değilse farklı şekilde tekrar sorgula gibisinden. Şimdi negatif mantığa bakalım hemen. Negatif mantık da şu. Bilgisayardan koşun doğru olması durumunda farklı sınamaları yapmasını istiyorum. Az önce pozitif mantıkta şu vardı. Eğer sorgumuz, şartımız, kontrol ettiğimiz ifade doğruysa işlemini yap, bırak diyorduk. Ama şimdi negatif, o pozitif mantık. Negatif mantık da şu. Eğer bu sefer sorguladığımız değer, koşul yanlışsa pozitif mantıkta eğer sorguladığım benim koşulum doğruysa işlemini yap. Değilse farklı alternatifleri sına diyorum. Yeniden koşul yap. Başka koşulları sorgula. Ama negatifte eğer koşulun doğruysa farklı sınamalara geri diyorum. Ve pozitif mantıkla negatif mantığın farkı bu. Pozitifte eğer koşul yanlışsa sınamaya giriyor. Negatifte koşul doğruysa yeniden sınamalara giriyor. Bunları aslında uygulama üzerine daha net anlayacağız. Şimdi yine bir ön giriş yapalım şuraya. Burada ne yapmış? Eğer ki yaş 18'den büyük ise. Bakın benim bir yaş değerim var. 20 olsun. 18'den büyük mü? Evet. Şimdi bu doğru pozitif mantık olsaydı burada hiçbir şey olmayacaktı. Sadece ücreti yazıp bırakacaktık. Ama negatif mantık olduğu için yeniden bir sorguya girmişiz. Bakmış 65'ten küçük mü? 20-65'ten küçük. Evet, ücret 20 TL'de bıraktı. Bu kadar. Eğer ki şöyle yapsaydık. Niye? Hep orada bırakıyoruz. Yaşım 80 olsaydı. 18'den büyük mü? Evet. Buraya geldim. Denden sonra kısma. Else'ye düşmez. Yaş 80. 65'ten küçük mü? Hayır. Buraya den kısmına gelmez. Şunun else'sine gelir. Çünkü bu if'i kontrol ettiğim için bunun else'sine gelir. 80-65'ten küçük olmadığı için ücret 10 olur. Bu da bu kadar. Peki biz bu karar yapının iç içe kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanabiliriz.
İstediğimiz kadar iç içe karar yapısı kullanabiliriz. O bizim kendi inisiyatifimize kalmış. Nasıl kullanmak istersek o şekilde kullanabiliriz. Burada bir örnek görüyoruz zaten. Hemen bir bakalım nasıl olduğuna. Kalemimizi alalım. Şimdi ortalama diye bir değişkenimiz var. İçeriği 50'den büyük veya eşit mi? Farz edelim ki 65 olsun ortalamamız. Bu değeri kafadan veriyorum. Farazi bir değer. 65 50'den büyük olduğu için denden sonra kısma gelir. Şuraya düşeriz. Şimdi burada bakıyorum. Eğer ortalama 85'ten büyük veya eşit mi? Benim ortalama değerim 65. 85'ten büyük mü? Hayır. O zaman şu else'ye bunun şu else kısmına düşerim. Else kısmına düşünce bu sefer şunu sordu bana. Tekrar bir else kısmında da bir if var. Ortalama 70'ten büyük veya eşit mi? Hayır. O zaman ne oldu burada? Şu if'in doğruysa bu, yanlışsa bu. Pardon, pardon. Şuralar bakayım. Tekrar inceleyelim. 85'ten büyükse den şunu yap. Else if ortalama şu. Else durum belge yok. Tamam, şu else şunun. Bu bunun else'si. Çünkü şu if'in else'si şu. Bu if'in else'si de bu. Şimdi çözüldü. 65 50'den büyük mü? Evet. Denden sonra buraya geldi. 65 85'ten büyük mü? Hayır. O zaman şuraya düştük. Şuradayız. Bakıyorum. Burada da bir sorgu daha var. İç içe. Bunun içinde bir tane. Bundan sonra bir tane daha. Bakın iç içe, iki tane iç içe sorgu var. 65 70'ten büyük mü? Hayır. Eşit mi? Hayır. O zaman else'ye düşer. Burada da durum belge yok. Burada şunu söylemek istemiş aslında. Eğer ki sizin puanınız 85 ve üzeri ise takdir belgesi alırsınız. Eğer 85 ve üzeri değil, 85'in altı, 84 ve 70 dahil bu aralıktaysa, 70'ten 84'e kadar olan aralıksa da teşekkür belgesi alırsınız. Diğer durumda belge yok der. Yani ama sınıfı geçersiniz. Farz edelim ki 55 olsaydı bu. 50'den büyük olduğu için yine geçerdi. 45 olsaydı 50'den büyük olmayacağı için kaldı der, buraya düşerdi. Bu bunun örneğiydi. İç içe de istediğiniz kadar if kullanabilirsiniz. Şimdi döngü yapısıyla problem çözmeye gelelim. Şimdi döngüler daha önce söylediğimiz gibi bir döngü içerisinde gelen yani bir tekrar vardır. Eğer tekrarlayan bir şeyleri görüyorsanız orada mutlaka döngü vardır. Bundan emin olabilirsiniz. Çoğu problem aynı işlemi farklı verileri kullanarak tekrar etmeye gerektirir. Mutlaka bunları göreceksiniz. Örneğin burada neler kullanacağız? Arttırma yapısını, biriktirme yapısını kullanacağız. Arttırma. Sayma ya da arttırma işlemi bir değişkene sürekli sabit bir değer ekleyerek gerçekleştirilir. Bunu ne için kullanıyoruz? Şunun için döngüleri kullanırken şöyle olacak. Mesela ben az önce yapılan örnekteki gibi 20 tane öğrencim olsun sınıfta. 20 tane öğrencinin bilgisini işleyeceğim. Döngüyü birden başlatırım. 20'ye kadar saydırırım. Bunu arttırma işlemini yaparım. Şu şekilde bir sayaç koyar, değişkeni tanımlarım. O sayaç değişkenini her seferinde bir arttırırım. 20'ye kadar götürürüm. İşte bu şekilde bir döngüyü döndürebilirsiniz. Döngülerde genelde sayaç çok kullanılır. Biriktirme. Programın diğer bir görevi ise bir grup sayıyı toplayıp biriktirerek toplamaya da sonuç bulmak. Örneğin ben yine bir önceki örnekte, bir önceki derslerimizde yaptığımız örnek şöyleydi. 20 tane öğrenci bulunan bir sınıfın her birinin ne olsun? Matematik dersinin
puanlarını toplayacağım. Ne yaparım? Önce ben birden 20'ye kadar tüm öğrencileri şu sayaç değişkeniyle dolaşabilirim. Sayaç birken birinci öğrencinin, iki iken ikinci öğrencinin, üçken üçüncü öğrencinin, bunları dolaşabilirim. Daha sonra her bir öğrencinin de puanını alıp şu toplam değişkenini atabilirim. Birinci öğrenci için alırım. Onun puanını değişken içine tutsun atıyorum. Puan diye bir şey olsun. Bu puan olsun burası. Bunun içerisine atarız. Toplama ekleriz üzerine. Sayaç 1 artar 2 olur. İkinci öğrenci için puan değişkenini alırız. Toplama ekleriz. 3 olur, 4 olur, 5, 20'ye kadar tüm öğrencileri ekleyebiliriz. Yani şöyle olabilir örnek olarak. Birinci öğrencinin 10'dur. İkinci öğrencinin 20'dir. Üçüncü öğrencinin 80'dir. Sayaç 1 iken birinci öğrencinin puanını aldım. Şimdi toplam diye bir değişkenim var. En başta hiçbir şey olmadığı için birinci öğrenciyi aldık 10. İkinci öğrenciye gelince 20 ekleyin üstüne 30. Üçüncü öğrenciye gelirseniz ekleyin 110. Bu şekilde böyle ekleyerek gider. En son atıyorum 850'ye ulaşsın. Tüm sınıfın matematik puanlarının ortalaması budur. Eğer tüm sınıfın ortalaması bulmak istiyorsanız şunu yaparsınız. Tüm bu toplamı sınıf kaç kişi, örneğin 20 mi? 20'ye bölerseniz de ortalamayı bulursunuz. Bu da bu şekilde. Şimdi döngü çeşitlerimiz var. Burada bunlara girmeyelim. Burada bırakalım.